Evet sevgili YouTube izleyenlerim, efendim hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Ben Deniz Yavuz, Amerika'daki koleksiyoncu Yavuz. Bu hafta malumunuz biraz arayı açık bıraktık. Biliyorum topu topu sadece bir video yükleyebildim. Ama gördüğünüz gibi nihayet buradayım arkadaşlar. Bugün yine size mahallemizin uğrak karakterlerinden birisi olarak adlandırdığım yine harikulade bir Batman hikayesinden bahsedeceğiz. Bugünkü hikayemizin ismi Batman Reborn arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Batman ve Robin. Yalnız isterseniz gelin öncelikle hikayenin tarihçesinden bahsedeyim size. Bir kere arkadaşlar bu hikaye DC'nin yeni 52 serilerinden önce çıkan bir hikayedir. Malumunuz bileniniz biliyordur. DC'nin yeni 52'den önce Batman Final Crisis'te Darkseid tarafından Omega silahıyla geçmişte bir yolculuğa gönderilmişti. Yani tabii o ilk başta öyle bir olmamıştı, yani öldürülmüştü ama sonrasında hikayeyi oraya bağladılar. Aslında Batman ölmemişti. Zaman içerisinde geçmişe yollanmıştı Darkseid tarafından. Tabii bu olayın olması üzerine malumunuz Gotham Batman'siz kalıyor ve büyük bir buhran başlıyor Gotham'da. Bunun üzerine işte Dick Grayson, yani bizim diğer bildiğimiz adıyla Nightwing adlı Batman'in sağ kolu olan Nightwing, Batman kıyafetini giyerek Gotham'da Batman olduğunu ilan ediyor. Onun yanı sıra da ekürü Batman'in öz ve öz oğlu Damian Robin oluyor. Evet, yanlış duymadınız. Bu hikayede aslında bakacak olursanız Bruce Wayne yok arkadaşlar. Dick Grayson'ı Batman rolünde ve Bruce Wayne'in öz ve öz oğlu olan Damian'ı de Robin rolünde okuyorsunuz bu hikayede. Yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık bir 50 sayı kadar sürdü bu seri, Batman ve Robin serisi. Ama dediğim gibi kesinlikle Bruce Wayne'den herhangi bir iz bulamıyorsunuz bu hikayede. O dönem tabii ki çok tutulmuştu, ilginç gelmişti, enteresan gelmişti. Özellikle Nightwing hayranlarının kendisini Batman kostümüyle görmesi hepsini çok sevindirir tabii. Öyle demeyin sakın, Nightwing'in acayip derecede hayranları var arkadaşlar Amerika'da. Bilmiyorum Türkiye'de Nightwing çizgi romanı ne kadar fazla tutuluyor ama hakikaten Nightwing çizgi romanları burada bir Batman çizgi romanları kadar tutulur, sevilir, sayılır. Evet, dediğim gibi hikayemiz yeni 52 öncesine dayanıyor ve Batman Robin serisinin ilk 6 sayısını barındırıyor. Batman Reborn, yani yeniden doğuştan kasıtları da zaten bu. Yani Batman'in Gotham'a tekrar gelmesini anlatıyor. Tabii Bruce Wayne olarak değil, Dick Grayson olarak. Ve hikayenin yazarı Grant Morrison. Grant Morrison zaten biliyorsunuz Batman'i uzun yıllar yazan bir yazardır. Aynı zamanda Final Crisis, yani final krizi yazan da kendisidir. Onun yanı sıra yine Superman'in bir sürü hikayesini yazmış bir yazardır. İyi bir yazardır Grant Morrison arkadaşlar. Ve dediğim gibi isterseniz şimdi gelin bu çizgi romanı yakın incelemeye alalım. Her zamanki gibi kara masamıza yatıralım ve bakalım çizimleri nasılmış. Haydin. Buradayız Batman Reborn hikayesiyle karşınızdayım. Ve görmüş olduğunuz bu bir Eagle Mask koleksiyon firmasının çıkarmış olduğu özel bir edisyon, yeni bir vizyon diyorum. Sert kapak ve şöyle kapağımızı açıyoruz. Yine her zamanki gibi harikulade bir iç kapakla karşı karşıyayız. Ve sonrasında evet, Batman Reborn. Batman rolünde Dick Grayson, Robin rolünde ise Batman'in öz oğlu Damian karşınızda. Biliyorsunuz Batman'in bu öz oğlu biraz agresif falan böyle. Batman hep sürekli olarak bir çatışma, bir problem yaşıyor bu oğluyla nedense. Tabii ki uzun yıllardır babasını görmemiş olmanın verdiği bir etki var. Neyse, oralara girmeyelim şimdi. Gördüğünüz gibi şöyle bir ön sözle karşılıyor bizi çizgi romanımız. Ve Red Hood ve Batman dövüşürlerken gördüğünüz gibi güzel bir çizim. Ve yine boom diye açılıyor sayfamız. Gotham'da yine bir şeyler oluyor. Bir acayip karakterler yine ortalıklarda dolaşıyor. Batman'in yokluğunu fırsat bilip bir şeyler yapmaya çalışırken bir de bakıyoruz ki aslında Batman yine Gotham'da iş başında. Gördüğünüz gibi arabasında hızla kötüleri yakalamaya çalışırlarken. Çizimler oldukça güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hoş çizimler. Yani ben beğeniyorum. Ve dediğim gibi hikaye de güzel. Hikaye demeyeyim, daha doğrusu
Bu Batman ve Robin serisi güzel arkadaşlar. Türkiye'de bunun Türkçesi var mı yok mu bilmiyorum ama araştırın, bakın. Varsa şayet mutlaka tavsiye ederim. Güzel bir seri bu. Batman Robin serisi. Yeni 52 öncesinde başka bir Batman okuyorsunuz burada. Dediğim gibi Dick Grayson abi. Yani namı diğer Nightwing. Evet, gördüğünüz gibi çizimler oldukça hoş. Yine bol aksiyonlu, güzel böyle sahnelerin olduğu bir çizgi roman bu arkadaşlar. Alfred abiyi burada görüyorsunuz. Kendisi yeni Batman'le konuşurken. Gayet güzel dediğim gibi. Yani ben bu hikayeyi beğendim. Zaten ben bu hikayeyi çok önceleri okumuştum. Daha o dönem Batman'in R.I.P. hikayesi ilk çıktığında. Bu bende daha önce de vardı. Bu dediğim gibi Batman Robin serisinin aynı zamanda Omnibus'u da var. Farklı farklı versiyonları var arkadaşlar. Sert kapak, yumuşak kapak, Omnibus halinde, ciltler halinde. Bunları bulabilirsiniz. Dediğim gibi Türkiye'de var mı yok mu bilemiyorum. O yüzden internete girin, arka bahçeyi arayın, sorun, edin. Diğer çizgi romanlarını, paralel evren çizgi romanını falan filan vesaire. Bir şekilde bulmaya çalışın derim. Güzel bir hikaye arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çizimlerimiz de gayet hoş. Hayat boş. O yüzden eğlenmenize bakın diyorum arkadaşlar. Yavuz abinizden size bir nasihat olsun bu. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Size yine harikulade bir Batman hikayesinden bahsettim. Batman Reborn hikayesi. Dediğim gibi efendim, bulunuz, temin ediniz, alınız, okuyunuz diyorum. Videolarımı da beğenmeyi unutmuyorsunuz diyorum. Üye değilseniz henüz üye de oluyorsunuz diyorum. Ve bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşça kalın diyorum.